Gel. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Gelin bakayım aslan parçaları. Şöyle size teras kümesine bir yakından çekeyim dedim arkadaşlar. Bu arada Aziz Allah ezanı okunuyor. Şu Arap ilk defa dışarı çıkıyor arkadaşlar. Ufuk abinin Araplarından. Bu böyle biraz çaparlı çuparlı bir şey çıkmış. Diğer iki Arap aynalı içeride. Onlar Instagram'a atmıştım ne olur ne olmaz diye. Onları dışarı çıkartmadım. Şimdi bugün ne yaptık arkadaşlar? Terasta şöyle göstereyim. Şimdi bir çimçit projem var. Tamam mı? Çimçit. Şuraları komple çimçit yapacağım. Çimçit yapmadan önce elimde tül vardı arkadaşlar. Şöyle. Tüllerden bir dedim döneyim. Nasıl oluyor bir bakayım. Yani nasıl görünecek? Çok mu kapalı oluyor teras? Ya da iyi mi görünüyor diye. İyi göründüğüne kendim kanaatim karar kıldım arkadaşlar. Şimdi bunları bu yüksekliği yapmamda başlıca bir sürü sebep var. Hemen anlatacağım. Şimdi arkadaşlar benim kuşlar burada dururken tamam mı? Mesela burada şu an yemleniyorlar diyelim. Şuralara çıkıyorlar. Şu kenarlara çıkıyorlar. Ya da şuralar var ya. Buralara çıkıyorlar. Şuralara. Sonra çatıya herhangi bir kumru ne bileyim böyle karga en ufak bir şey geldiğinde de kendini buradan aşağıya atıyorlar. O atmayı önlemek için gene bak orada kenarlarda boşluk bıraktım. Kuşlar kenarlara çıkabilir. Buralara kenarlara çıkabilir. Ama kendilerini artık buradan buralarda yürüsünler önemli değil. Buradan bir şey olduğu zaman hop cüp diye buradan aşağıya gidiyordu. Tabii ondan sonra uğraş dur. Boğulmaması için buraları böyle tülle kapattım. Ondan sonracıma başka ne yaptık? Gördüğünüz gibi şu anda kuşlar tabii yeşil halının üzerinde arkadaşlar. Şimdi bu yeşil halıyı yere sermiştim. Tamam mı? Şu tarafı. Normalde bura halıydı. Bulursam bundan bir tane daha şurayı da halı yapacağım. Ama altı ızgara olacak arkadaşlar. Neden? Bu halı şu an kış ayında olduğumuz için yağmur yağdığı zaman tamam mı? Bu ıslanıyor. Zeminde su tuttuğu için bu kokuyor ya da halı sürekli ıslak kalıyor arkadaşlar. Sürekli kokmaması için, ıslak kalmaması için ben bunu az önce yıkadım. Halıyı şimdi o yüzden biraz ıslak. Şöyle altına ızgarayı seriyorsunuz. Halının alttan hava aldığı için, zemine de direkt basmadığı için halı ıslansa bile kısa süre içinde plastik olduğu için kuruyacaktır. Ama zemine sıfır oturduğunda kurumuyor arkadaşlar. Kurumayınca da kokuyor. Bunu engellemek için altına ızgara serdik. Halıyı Hüseyin abim getirdi sağ olsun. Ondan rica etmiştim. Onun orada vardı. Bu kaç metrekare? Herhalde bir 4 metrekare vardır. Bir 4 metrekarede kendim satın alacağım. Şuraya şimdi ızgaralar görüyorsunuz. Şu bunlar içerinin yedekleri. Eşhanelerin yedekleri. Şunların devamı da şuralardan şöyle göstereyim. Gerçi fazla kalmamış. Şöyle
Burada var. Şurada var. Yani bir 4 metrekare daha. Buraya halı böyle sağ tarafa koyacağım. Komple kuşlar yeşilçimin üzerinde böyle yayılsın. Hani güzel görünsün. Bizim amacımız kostüm kuşu beslediğimiz için maksat güzel görünsün diye böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle otantik dursun diye de buraya ahşap ağaçlardan da koydum. Şimdi burada ne var yabancı? Hiç şu sarı kafa miski böyle bir defa ya dışarıya çıktı ya çıkmadı arkadaşlar, tamam mı? Her an kaçabilir. Kalkarsa gelmez. Beyaz yabancı. Şekeri kendi şekerimiz. Bak. İşte bak, oraya konması da sıkıntı arkadaşlar. Şimdi daha da sıkıntı. Kuş şimdi orada dengede duramıyor. Aşağı giderse daha da burayı göremez. Tam sarı kafa miski yabancı dedim. Hayvan oraya kondu. Şimdi dediğim gibi bunlar tül olduğu için böyle ileri geri sarkıyor. Yeşil çimçit daha sağlam olacak. Tabi böyle de bir problem var. Normalde şuralara falan konuyorlar arkadaşlar. Böyle çok yabancı olduğu zaman kuşlar bu uca konuyor. Buraya da çimçit geldiği zaman bu böyle esnemeyecek. O diğer tel gerdirmeli yapacağım. Bu tülü fazla gerdiremiyorsunuz. Durum böyle. İçeride bir tane resesi var. Kırık. Şu arada ilanı attım. O yabancı. Piton. Pitonun oğulları var içeride. Onlar kapalı. O reses oraya çıkıyordu. Hep oradan sağa sola izliyordu. Şu an tam dediğim olay bu işte arkadaşlar. Şimdi oralara çıkıyorlar. Tamam mı? Oradan da böyle ufak bir panikleme olduğu zaman aşağıya hop gidiyorlar. Tabii bunları da bu şekilde çözmüş olacağız. Şu başka ne var burada? Dediğim gibi beyaz. Çok sağlam bir beyazdır arkadaşlar. Beyaz Veysel beyazcı olduğu için bunu Veysel kardeşime hediye edebilirim. Beyazı. Bunu ben kendime getirdim. Bir tane de Arap getirdim arkadaşlar. Kayseri kuşu. 14 kuyruk bir tane Arap var içeride. Ufuk abinin Araplarından değil. Farklı bir Arap var. Onunla bunu eş yapayım dedim. Hani bir Arap bir beyaz takım olsunlar diye. Bakalım. Daha tam şey yapmadım yani. Eşlemeye oturtmadım. Eşlimiz, eşliyle kocası hala yoklar arkadaşlar. Onlar gitti artık. Gelin. Kayıp birileri herhalde yakaladı. İki tane de yağlı mirom gitmişti. Onlar da hala yoklar. Artık onlardan ümidi kestik. Bugün iki tane Arap'la şu pitonun oğullarından attım Instagram'a. Ya kümes kalabalık olmasa o pitonun oğullarını falan kesinlikle vermem arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pitonun oğullarını. Yani var ya kuşlar. İki okka gelir ya. Şundaki yakışıklılığa bir karizmaya bir bakar mısınız arkadaşlar? Tanelerin, beneklerin dizisi. Yağlı fitilli bu arada. Boyun moyun yemyeşil. Ayak mayak. Acayip dolu. Çok güzel bir kuş yani. Şunlar filan var ya. Bunu iki tane oğlunu attım. İki tane aynalı Arap attım. 350. Bunun yani bir çuval buğday parası. Kızmıştı o. Evet, iç alanda böyle temizlik de yaptım. Izgaraları komple bir yıkadım arkadaşlar, tertemiz. Mirolar durmadan yumurtluyorlar tabi. Aslında altlarına sahte koymak lazım ya da dişili erkekli kuşları ayırsam iyi olacak. Bu sefer dişili erkekli ayırınca da mesela biri miro istiyor, abi hazır eş mi, hazır takım mı, kuş yavru yumurta muayyer mi, bu gibi problemler oluyor. Mesela buraya işlemişim. İki takım miro. Dişili erkekli.
Bu iki takımı 1500'den vereceğim diye Instagram'a attım. Bu iki takım hala ayırmadım. Yani şunlar var ya, yağlı. Bir tarafı yağlı, bir tarafı mat. Bunlar hep mat çıkan kardeşler. Ama çok sağlam kan var yani o kuşlarda. Mat, zaten mat olmalarına göre çok da koyular. Kümes biraz şu anda kalabalık. İşte ufak ufak takım 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 takım. Şu benim kendim ayırdım Arap bak şu Kayseri araba. Bunu Sinan hocamdan aldım. Ufak ufak göndereceğiz. Pitonun oğlu nerede? Dışarı çıkar çıkmaz kalkmış mı? Ha buradaymış, tamam. Ürkütmeden biraz yem atalım, gel. Halıyı da pisletmelerini istemiyorum. Şuraya atayım biraz. Biraz da şurada yiyeyim. Kuş sayısı bir hayli fazla. Şimdi yok paralara zaten uygun veriyorum. Instagram'dan bilenler bilir mesela. Geçen sene bir takım yavruyu 1700, 1800, 1500 veriyorduk. Bu sene iki takım ekeyi 1500'den atıyoruz. Yani geçen seneye göre fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Pitonun oğlunu uçurmak bana nasip. Bugün attım Instagram'a. İki tane Arap'la, iki tane bu evlattan şundan. İki tane de Arap 350'ye. Bugün gitmezse daha bir daha bu pitonun oğullarını atmayacağım arkadaşlar. Arapları şutlayacağım. Bu pitonun oğullarını kendime damızlık niyetine ayıracağım. Uygun atıyorum diye yani kuşların kıymeti bilinmiyor. Bakalım. Onları uçuracağım. Kendime damızlık yapacağım. Baba resası baya baya ayağına basar olmuş. Ayağına basamıyordu. Ayağına basmış. Buna çok güzel bir takkalı kara inci güzel bir resası dişi getireceğim. Baba resası de kümeste kalacak. Ona da şey yaptık yani. Dediğim gibi şuraya bir halı daha olursa bura güzel olur. Pitonun yavrularını burada uçururuz. Bu çatıda burada. Ben onları uçururum arkadaşlar. Buradan arsaya kuş götüreceğim. Merak etmeyin. Şu anda bir yandan götürmek istemiyorum. Oraya, buradan oraya herhangi bir hastalık bir şey geçsin istemiyorum. O yüzden götürmüyorum yani. İki kümes birbirinden çok farklı. Sesi geliyor. Arsadakileri bir izleyeyim, bir sökeyim. Arsadakileri buraya alayım, buradan oraya tekrar kuş götüreceğiz. Belki bal kafalardan götürürüz. Bal kafaları eşe attım, aşağıda var bir takım. Portatifte var bal kafa bir takım. Yukarıda var bal kafa. Birazdan arsaya gideceğim. Arsadaki kuşları yemlemem lazım. Oraya gideyim, oradaki kuşları da yemleyeyim. Dün gitmediydim, dün Veysel'in oradaydık. Salma çattık. Pitonun oğullar çok bayağı hevesli uçmaya. Bugün gitmezse zaten daha bir daha atmam ben bunları. Bunları burada uçuracağız arkadaşlar. Şimdi pitonu tekrar üreteyim de sen, bu yavrular zaten büyümüş, koskocaman olmuş. Gerek yok abi. İki tane dişi vuralım. İki tane dişi vururuz bunlara. Oyun kuşu niyetine de uçururuz. Bakarız. Bir kendini bir uçurayım. Altı iyi, kendi iyi oynarsa altını üretiriz. Ya da kasası fiziği çok iyi olduğu için bakıcı niyetine de kullanabiliriz. Kupalar da tozlanmış. Kupamın bir tane daha kupam vardı. Miro birincisi arkadaşlar. Şu şeydeki dişinin, portatifin içindeki dişinin, şu da yerdeki resas erkeğin. Daha buna da dişi almadık.
Bunun Miro'dan gelme olduğu için buna bilerek dişi almıyorum. Bunu Miro'ya vuracağım. Arkadaşlar Miro bir dişiye. Önünde var mesela bir dişi. Baba Ressas diye bir tane diş alacağız ama. Ayağı düzelmiş. Babaya bir tane dişi alırız. Bir tane daha kupa vardı. Rüzgar da şuradan aşağı düşmüş. Bir tane parlak bir erkeğin. Eşteki. Kırıldı. Bana da yapacak bir şey yok. Şöyle bir fotoğraf alanı var. Fotoğraf. Burada fotoğraf çekimi yapacağız. Şunların altına bir şey koymak lazım. Çampiri. Burada şekerlerimi eşledim. Diğer şekeriye bir tane daha eş lazım. Erkeğe. Rastgele bir eş vurmak istemiyorum. Ya böyle iyi denenmiş bir kan olacak. Ya da Gökhan abiden Cano'yu alacağım. Cano'yu vuracağız arkadaşlar. Ben şekerlerime sonuna kadar güvenirim. Gökhan abi de benim şekerlerime güvenir. Belki Boskinli Cano'yu alırız. İçerideki şeker erkeğe Cano'yu vururuz. Normalde o yavruyu da uçurmam lazım. Ama şey yok. Anası manası öldüğü için başka şey yok. Soyu kaybetmememiz lazım. Cano'ya vurup iki takım yavru alıp kenara ayırırız. Altlarını uçururuz. Bir bakarız. Ama tutar Cano'yla. Öyle kaliteli bir boskilli dişiyle tutmama ihtimali %0 arkadaşlar. İnsan böyle bir hisseder ya. Hani bu kuş bu kuşa tutar mı diye. O hissiyatım yerinde yani. Bir bakalım. Cano boşa düşerse diğer şeker erkeğime Cano'yu alır. Onunla bir eşleme yaparız. Şu miski dişi de güzelmiş. Aslında bunu Piton'un oğullarından birine vursam iyi olur. Hayvan çok güzel, kibar, naif duruyor. Şu yerdeki olabilir. Şu içeride de bak, bir tane de orada oğlu var. Ona da vursak olur. Sayı hep bir kalabalık var kümesin içinde, çözemedim. Şu Arap da resasiydi. Resasi kırığıydı, bilmem neydi. Birkaç tane zattık suttuk kuş var. Yani kendimizin şey yapmayan, bize hitap etmeyen. Onları gönderelim. Ondan sonra kümesi son bir gene ayar çekeceğiz. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Oğlum şundaki aslanım benim. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.